her şeye verilecek bir sözümüz var. Burada eskiden gazetecilik yaptım diye oturup birkaç saat böyle bir polemikler toplayıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kurumsal kimliğini ne de teker teker sayın milletvekillerimizi zedelemeniz, rencide etmeniz mümkün değildir. Biz siyaseti namuslu, ahlaklı ve dürüst yaptık. Bundan sonra da böyle yapacağız. Gene söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İnsan Hakları Komisyonu üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi Komisyonu üyelerimiz, cezaevlerindeki tutuklu ya da hükümlü, IŞİD'li, DAEŞ'li, İBDC'li, şuculu, buculu, PKK'lı, DHKPC'li, mahkum olan herkesi, ben mağdurum diyen, benim hakkım ihlal ediliyor diyen herkese gittiler, bundan sonra da giderler. Ama biz Cumhuriyet'in hakimlerini sınıra getirip çadır kurup da teröristlerin ayağına hakim getirmedik kardeşim. Bunu böyle bileceğiz. Biz Sayın Öcalan demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan çıkarttık demedik. Oslo'da, İmralı'da, Dolmabahçe'de daha ileri gidiyorum. Kandil'e gidip de şimdi rahatsız olduğunuz şehit cenazelerini ağlama duvarına çevirdiğiniz bu şehit cenazelerine sebep olanların mağaralarına gidip adadaki lojmanlarına gidip Dolmabahçe'ye onlarla birlikte oturup Türkiye haritasını serip pazarlık yapmadık, yapmayacağız. Vergi mahkemesi kurdular, trafik kontrolü yaptılar, asker alma dairesi kurdular. Neredeydi bu hükümet o zaman? Hükümet olmak gelip bu koltuklarda oturmak mıdır? Devlet Abdullah Öcalan'a hesap verdi noktasına bu ülkeyi biz getirmedik. Doğru. Doğru, pişkiniz. Doğru. Şehirlere, kasabalara, ilçelere cephane yığdılar, bomba yığdılar, insan kaynağını taşıdılar diyen kim? Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunlar ne zaman yapıldı? Başbakan Erdoğan'ın devrinde. Kim pişkin? Sen söyle bakayım. Kim pişkin? Siz teröristlere daha yakınsınız. Biz daha az yakınız. Polemiği ucuz ve çürük bir polemiktir. Memleketi kan gölüne çevirdiniz. Şimdi şehit cenazelerinden medet olup ondan beslenmeye çalışıyorsunuz. Asıl pişkinlik budur.